Sevilen şarkılarının performanslarını tek bir albümde toplayan Gece Yolcuları grubunun solisti Ediz İlhan, merak edilenleri postere anlattı. Unut beni sevgilim, ben unutmuyorum, ne var sonunda gülüm de var. Bir yalan gülüm, sevdayı bitirmez ölüm. Ediz Bey merhaba, postere hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. 90'ların sonu, 2000'lerin başında Gece Yolcuları en popüler gruplardan biriydi ve yaptığınız çalışmalarınız, eserleriniz hepimizin gönlüne dokundu. Dinlerken çok duygulandık, çok ağladık hatta şöyle de söyleyebilirim. Peki Gece Yolcuları'nın yolculuğu nasıl başladı? Yani aslında 90'larda başladı. Evet. Uğur'la 90'da beraber, gitarist arkadaşım hem de yol arkadaşım Gece Yolcuları'nda. Biz çocukluk arkadaşıyız. Üniversitede beraberdik. Üniversitede bu iş tamamen ciddiye bindi bizim için. Ve Gece Yolcuları'nın çıktığı bu yol bugünlere kadar geldi. İkimiz grubun abileri olarak hiç ayrılmayan iki eleman olduk gruptan. Diğer arkadaşlarımız tabii uzun bir yolculuk oldu, Gece Yolcuları'nın yolculuğu. Ayrılanlar, gelenler oldu ama genelde uzun soluklu çalıştık arkadaşlarımızla. Bunca yılı bulduk. Yani 90'ların sonundan bugünlere kadar geldi. Hatta birkaç nesilde görmüş olduk bu durumda. Konserlerde bunu görebiliyoruz. Peki şöyle bir soru soracağım. Şimdi solist olarak bir proje yapmak, bir çalışma yapmak çok kolay. Hani neredeyse bütün kararlara siz kendiniz karar veriyorsunuz. Ama grup şeklinde bazen fikir ayrılıkları oluyor. Tabii ki herkes güzel bir sonuç elde etmek için böyle farklı fikirlere ayrılıyor. Peki sizde nasıl ilerledi grup şeklinde ilerlemeniz? Çok nasıl desem arada böyle anlaşılmamazlıklarınız oldu mu? Ya kesinlikle oluyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Grup kolektif bir iş. Yani bizim gibi bizim nesildeki gruplara bakarsanız bu çok fazla albüm üzerine giderler. Çok fazla single her hafta bir şarkı çıkmaz. Daha demlenmesi beklenir. Daha ortak kararlarla bazı şeyler çıkar. Tabii tek solist olduğunuzda bu çok daha kolay. Bir aranjörle çalışabilirsiniz. Evet. O hemen hayata geçirebilirsiniz. Tarzlar içinde çok fazla gidip gelebilirsiniz. Ama grup dediğim gibi kolektif bir takım oyunudur. Ve o takımda herkesin yüzünün gülmesi gerekir. Yani bir şarkı yaptığınızda, bir kayıt yaptığınızda ya da bir proje için yola çıktığınızda herkesin o gözü parladığı anda o iş güzel olabilir. O yüzden bizim işimiz biraz daha zor tabii diğer solistlere göre. Çok doğru söylüyorsunuz. O yüzden kavgalar da çok çok ama kavgaların sonunda hep iyi bir şey çıkıyor tabii. Ki bugünlere kadar sonuçta geliyor. Sonuçta herkes çünkü, güzel bir şeyin ortaya çıkmasını istiyor. Herkes kabul etsin o işi. Belki de doğru bir yere gitmez. Hani bazen çünkü zamanında bir ruhu var. Bazen geride kalıyorsunuz, bazen ileride. Biri onu keşfediyor, işte bunun savaşını veriyor derken bu dinamikten bir güzel bir şey çıkıyor. Sanatında belki ruhunda bu var. Şimdi yaptığınız bütün parçalarınız, eserleriniz tabii sizin için çok değerli. Ama içinde böyle farklı bir anlamı, özel bir anlamı olan bir parçanız var mı ve hikayesi varsa sizden dinleyebilir miyiz? Aslında çok var ama bize derseniz ki hani nedir diye bizim unut beni ilk herkese merhaba benim dediğimiz. Benim de çok sevdiğim parçalarınızdan biri. O da bizim için çok büyük anısı var. İlk kayıt anlarında işte yine bir hikayesi var bizim için. Biz ilk albüme girmiyordu parça. Böyle evde çalışırken elektrikler kesildi ve işte tek gitar, sadece bir akustik gitar var. Elektrikli olmayan. Onunla bu şarkıyı çalıp ya biz bunu niye yapmıyoruz deyip böyle son anda albüme girip ve bizim kaderimizi değiştiren bir şarkı. O yüzden bu bizim için manevi olarak da hem bizim ilk şarkımız olması hem de böyle bir macerayla ilk albüme girmesi bizim için çok önemli. Onu söyleyebilirim bu gerçekten soruyu. Gerçekten çok güzel bir parça. Çok dinlerim. Bugün de çok dinlerim. Klasik oldu. Yeni bir akustik versiyon yaptık. Şimdi belki birazdan da konuşuruz. Çok sevilen. Dediğim gibi birkaç nesili bir arada böyle konserlerde görüp işte bir üniversite öğrencisini ya da daha ufak ya da daha büyük insanları hep bir ağızdan söylemeleri bize çok keyif veriyor. Bu sensizlik bitsin diye. Peki yeni projenizden bahsedelim. Olur. Organika. Evet, Organika. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Ya bu fikir nasıl ortaya çıktı? Son yıllarda aslında bunu pandemide falan da gördük. Yani çok doğal ortamında bir şarkıyı paylaşmak aslında günümüzde de çok güncel bir şey. Güzel bir şey. Biz tabii yıllar içinde akustik işler çok yaptık. Televizyon programları yaptığımız dönemde de hemen o anda çıkartmak ve bir şarkıyı ve bir anda çalmak vesaire ya da barlarda ya da ne bileyim işte mekanlarda, konser alanlarında. Bizim zaten yıllardır yaptığımız bir şey ama baktık ki dijital ortamda belli çalma listelerinde vesaire de bu akustik işlerin çok büyük bir dinleyici kesim var ve bize de bu talep de geliyor. Biz de yine bir şey öyle bir
kayıda girdik ki tam güncel tabiriyle organik oldu bu iş. Yani samimi içten nasıl olacaksa ve tamamen de Gece Özleri değil. Yaklaşık 12 kişilik bir müzisyen ekibi oldu toplam 10 şarkıda. Ne bileyim ki kemancı arkadaşlarımız geldi, ne bileyim çok güzel bir piyanist arkadaşımız katıldı. Pardes gitar çalan bir arkadaşımız bize katıldı ve konuk müzisyenlerle de bugünü günümüzde samimi bir şekilde nasıl çalardık bunu deyip bu 10 şarkı bir anda bir kayıtla çıktı. Ufak tefek böyle mi yapalım derken videolarını hazırladık. Evet. Bunu bir albüm haline getirdik ve dijital ortamda sunduk. Şimdiye kadar bir 3 single olarak çıktı ama bu Ekim sonunda 10 şarkıda tamamen dinlenebilir duruma gelecek. İsmi de bu organikten, bu samimiyetten, bu doğallıktan kaynaklanan Organika dedik. Ve öyle bir macera sordu. Ben alet zannettim. Organika aleti var. Melodika gibi. Evet. Bu tamamen organikten geliyor. Benzediği için. Evet. Peki şarkıları nasıl seçtiniz albüm için? Şarkıları nasıl seçtiniz? Aslında bu da biraz doğaçlama oldu. Yani şöyle söyleyeyim. 15-16 tane parçayı girdik, çaldık. Ve bunun 10 tanesini aldık içinden. Dedi ki o bir konsepte en iyi yansıtabilecek 10 şarkıydı. Ama bunun içinden nasıl diyeyim? İlk albümümüzden, belki de ilk dediğim gibi işte Unut Beni albümünden, işte Ölüm de Var Olsun vesaire birkaç parçamız var. Belki 3-4 parçamız var. Son albümümüzden var yine Meyhaneler Sen Neden albümünden. Ara albümlerimizden bir iki parça var. O böyle bir o yolculuğu anlatabilecek, bu albümü de tanımlayabilecek bir onlu seçtik. Belki bu Organika'nın ikincisi de olabilir ilerleyen zamanda. Orada da belki yine bir onlu daha yapabiliriz ama daha şimdi değil çünkü başka niyetlerimiz var. Başka peki izleyicilerin var. Tepkisi nasıldı sosyal medyada? Ben böyle izlerken sabah birkaç yorum okudum. Çok olumlu, güzel yorumlar güzel. Var. Devam etmesini istiyor izleyiciler. Güzel şey güzel oldu. Ne bileyim işte bu özellikle YouTube üzerinden videosunun da olması ve televizyon kanallarına da aynı zamanda dağıtıldı. Evet. Özleyenler var. Bazıları tabii hayatın akışında bizden uzaklaşmış dinleyicimiz var. Bir de yeni bizi kazananlar da var. Onlar yeni ilk defa görmüş gibi olanlar var. Yani bile onları biz orada takip edebiliyoruz. Tabii orada belli bir abone sayımız da var. Bu abone sayısının da şu an yükselmesi bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü çoktandır bizden kopmuş olan ya da yeni katılacak olan ben yeni keşfettim işte ne güzelmiş falan deyip diğer şarkıları eski çalışmaları da dinleyen dinleyicimiz var. Bence bu yeni şeylerin tazelenmesi güzel oluyor. Hem yeni şeyleri dinleyici kazanmak hem de bu ara sizden biraz uzaklaşmış, işine gücünde olan dinleyiciyi de tekrar bir yere toplamak açısından hem bu abone sayımızı toparlıyoruz, bir yere toparlıyoruz. Evet. O bakımdan iyi oldu bizim için. Eğer aşk buysa, sevgi buysa istemiyoruz. Yalnız bıraktın beni, söyle. Yorumları okuyor musunuz? Okuyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlar hani duygularınıza yön veriyor mu? Veriyor. Aslında daha ilk zamanlar daha çok veriyordu. Özellikle internet o zaman çok daha şeydi derler. Daha böyle aktif kullanılmaya daha yeni başlanmıştı sosyal medya olayları. Özellikle 2010'lara girerken falan. O zaman çok etkileniyordum. Bir ara okumamaya da karar vermiştim. Ama sonradan şey oluyor yani okuyorsunuz. Biraz da tabii abi durumuna geçince o işler biraz daha yumuşuyor. Çünkü gençken daha fazla o şeyde alandasınız. Evet. Daha çok saldırılıyor. Şimdi daha şey daha işe yönelik şeyler oluyor. Ne derler eleştiriler oluyor. Tabii çoğunu da etkileniyorsunuz. Bazen dinliyorsunuz da sözlerini de dinliyorsunuz. Bazen de önemsemiyorsunuz da. Ya diyorsunuz ki hani bu aslında dediği gibi değil bu dinleyicimizin. Biz yolumuza gidelim diyorsunuz. O bize yön veriyor ama tamamen de kaptırmıyoruz kendimizi. Peki Organika'dan bahsettik. Yeni projelerinizden bahsedelim. İzleyicilerinizi ne gibi sürprizler bekliyor? Şöyle bir şey. Yeni şarkılar yaptık bu arada. Bayağı güzel şarkılar var elimizde. Bir kısmında da aslında eleme de yaptık Uğur'la beraber. Evet. Çünkü hani dedim ya grupta herkesin gözünün parlaması lazım. Yani bir şarkı yapmakla da çok da beğenebilirsiniz ama yani grubu da ifade etmesi lazım. Bizim o tip handikaplarımız oluyor. Belki de iyi anlamda da yani handikap da diyemem ama. 3 veya 4 şarkı gibi bir şeydeyiz şu an ve bir kısmının kayıtları da tamamlandı. Bu Organika'yı tamamen yayını verdikten sonra ki bu çok az bir dönem kaldı. 10 şarkının tamamen yayına girmesi. Ekim sonu olacak. Ondan sonra diğer kalan şarkıları da yepyeni yani hiç sıfır kilometre şarkıları da paylaşmayı düşünüyoruz. Yeni yıla girerken ya da bu yılın sonuna doğru da inşallah yeni bir single'ı dinlemiş olacak yine dinleyicilerimiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Peki konser planlarınız var mı? Konser planlarımız var. Hala devam ediyoruz. Bu yaz da keza öyle. Geçenlerde Çanakkale vardı. Bu özellikle Kültür Yolu projesiyle ilgili 3-4 konserimiz daha var. Onları tamamlayacağız. Gayet İstanbul'da güzel. İstanbul'da da bekliyoruz. İstanbul'da da olacak. Şahsen sabırsızlıkla Ekim'de bekliyorum. Olacak. Ben de beklerim hep herkesi. Teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederlerse bütün konserleri de kendi şehirlerinde olsun ya da olmasın şey yapabilirler. Bunu gayet güzel oldu. Takip ederlerse oradan görürler. Keyifli röportaj için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Senden vazgeçersem haram olsun.
çoktan bitmiş olur benim.